Kardeşlerimiz sorularla İslamiyet.com sitemize gelen bir soru şöyle: İnsanlara lanet okumanın bir sakıncası var mı? İmam Gazali Hazretleri İhya Ulumuddin Din adlı eserinde bu konuyu üç'e ayırmış. Birincisi herhangi bir grup, kesim veya şahıs belirtmeden genel özellikleri zikredilerek yapılan lanet okuma. Mesela Allah'ın laneti kafirlerin, zalimlerin, fasıkların üzerine olsun demek gibi. Bunun görünüşte bir sakıncası yok. Ancak gerekli olmadıkça böyle bir lanete gidilmesi tavsiye edilmez. İkincisi, bir bidat grubu kastedilerek ve açıkça ifade edilerek lanet okuma. Mesela Yahudilere, Hristiyanlara mecusilere, rafızilere gibi böyle bir grubu, kesimi ifade ederek Allah'ın laneti onların üzerine olsun demenin tehlikeli olduğunu ifade ediyor. Çünkü bu tür, bu tür lanet okumalar o kesimin düşmanlığını ve nefretini insanlara çekeceği gibi aynı zamanda diğer insanlar tarafından bu tür lanet okuma alışkanlığını da kazandıracağından bunu genellikle tavsiye etmiyorlar alimlerimiz. Üçüncü grup da bir isim, şahıs ismi zikrederek lanet okuma. Mesela Allah'ın laneti filan kişinin isim vererek, biz burada isim vermeyelim, filan kişinin üzerine olsun demek gibi bu son derece tehlikeli bir durum. Bundan kesinlikle sakınmak gerekiyor. Taftazani Hazretleri, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerinde geçen bir kısım şeyleri şöyle özetler. Mesela Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam faiz yiyenleri, hırsızlıklık yapanları, malının zekatını vermeyenleri, içki imal edenleri, içenleri, rüşvet verip alanları, Müslümanları aldatanları, kadın elbisesi giyerek kadınlaşanları, kadınlaşmak isteyenleri veya erkek elbisesi giyerek erkek gibi görünmek isteyenleri Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ve benzeri bazı özelliği taşıyan insanları hadislerinde lanetlemiş. Buradaki laneti diyor, taftazanı, kelam alimi olan taftazan hazretleri, kesinlikle hakiki anlamda değil, mecazi anlamda. Ne demek yani? Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu fiillerin kendisini kötülüyor. Yani bu fiilin kendisi kötü. Yoksa onu yapan kişinin lanete uğradığı anlamında değil, o fiilin, o işin yani içki içmenin kendisi kötüleniyor. İçki taşımanın, faiz almanın, faiz vermenin kendisi kötüleniyor. Aynı zamanda o işi yapan kişinin de bu fiilinden dolayı Allah'ın rahmetinden mahrum kalabileceği ve rahmetinden uzak olabileceği şeklinde ifade edilmiş. Dolayısıyla müminler diğer insanlara her zaman olumlu yaklaşmalı ve o insanların muhabbetini, sevgisini kazanacak yolları ve yöntemleri öğrenmeli. Aynı zamanda onların İslam'a ısınmasını sağlayacak ifadeler kullanmalıdır. Ama illa bir lanet okuma durumu söz konusu olacaksa o zaman da herhangi bir grup, herhangi bir ırk, herhangi bir şahıs veya kesim ismi vermeden genel ifadelerle Allah'ın laneti zalimlerin, fasıkların üzerine olsun gibi genel bir ifade kullanmak daha faydalı olacaktır.